Merhabalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Mehmet Nazım Özel, Şube Müdürüyüm. Kentsel Tasarım Şube Müdürü. Bu programla ilişkili olarak bana ancak dün öğlen dönüldüğü için uçakla ilgili zamanlamada bir sıkıntı oldu. Programı biraz aksattığım için hepinizden özür dilerim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildiğiniz gibi 160 yıldır Türkiye'nin imarıyla, planlamasıyla, tasarımıyla ilgilenen bir kurum. Şu anda Çevre Bakanlığı'nın 2011 yılında kurulduğu zaman 644 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulduktan sonra tasarım kavramı ilk defa 2011 yılında hükümetin politikalarında, bakanlığın kuruluşunda ve ilgili mevzuatlarda tasarım kavramı ortaya çıkmıştır. Çünkü bundan önce sadece imar planlarıyla bazı düzenlemeler yapılmaktaydı. Şimdi benim sunuşumu 3 bölümden anlatmayı düşünüyorum. İlk önce hükümetin bu tasarımla ilgili bir takım eylem ve kavramların neler olduğunu, ikincisi özellikle dönüşümle başlayan kentsel tasarım, kentsel planlama kavramlarının açıklamaya çalışacağım. Ondan sonra mevzuatta kentsel tasarım kavramının nasıl yer aldığını ve planlama sistemi içerisinde tasarımın konumunun ne olduğunu ve bununla da birlikte de bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yani bizim kentsel tasarım dairesinin yapmış olduğu çalışmalardan kısa bir sunum yapacağım. Bildiğiniz gibi hükümetin programı 62. hükümetin programında kimlik ve yaşanabilirliğin üzerine bazı temel kavramlar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan baktığımız zaman özellikle çarpık kentleşmenin giderilmesi için daha yaşanabilir, daha kimlikli, daha yaşanabilir ve daha kimlikli kentlerin kurulabilmesi için bir takım araçların ortaya çıkartılması, kent merkezlerinin özgün kimlik değerlerini canlandırılması için yapılması gerekenlerin ortaya koyan ve bunlarla birlikte kusura bakmayın ekrandan uzak mesafede olduğum için göremiyorum ama ayarla şöyle geçmekte biraz daha fayda olacak. Mekanlar ve çevre başlığı altında kimlik ve yaşanabilirliğin kelimelerin geçtiği bir takım temel kavramlar, temel politikalar ve hedefler bulunmaktadır. İşte bunlardan en önemlilerinden bir tanesi kentlerin özgün değerlerini ortaya çıkartarak kimlikli ve kişilikli şehirlerin yaratılması için yapılması gereken eylemleri, politikaları belirleyen bir takım çalışmalar bulunmaktadır. Ve bunların hepsinin de temelinde şehrin Rur'a ve Rur'un da şehre yansıyacağı projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili bir takım politikaların ortaya koyulması hedeflenmektedir. Ve en sonunda şehirlerimizin insan dostu, çevre dostu, estetik, katılımcı ve marka şehirler haline getirilmesi için neler yapılabileceğinin üzerine bir takım çalışmalar yürütülmektedir. Temelde 62. hükümetin politikalarında kentlerimizi yaşanabilir ve marka şehirler haline getirmek için vizyonların belirlenmesi önemlidir. Bu da kentlerimizin ekonomisiyle, kültürüyle, tarihiyle, mirasıyla, turizmiyle, tarımıyla ülkenin kalkınmasına hizmet edebilecek ve ismini dünya çapında, küresel çapta ismini duyurabilmesi için nelerin yapılabilmesinin üzerinde konuşulmuş, düşünülmüştür. Ve bunun içinde kentlerin korumayı, geliştirmeyi ve sürdürülebilirliğini ortaya koymak hedeflerdir. 10. biliyorsunuz ülkemizde kalkınma planlarıyla, 5'er yıllık kalkınma planlarıyla bir takım hükümet politikaları eyleme geçirilmek üzere kalkınma planları hazırlanır. En son kalkınma planı 10. kalkınma planıdır. Burada da kalkınma planının yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevre başlığı altında, şehirlerin ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir şekilde yükseltilmesini hedef ve politikalarını ortaya konmuştur. Ve buna yönelik de bir takım eylem programları belirlenmiştir ve bu eylem programlarının içerisinde özellikle yaşam kalitesi düşük ve afet riski yüksek şehir dokularının ortaya çıkmıştır ve bu şehirlerin özgün kimlikleriyle korunması için tarihi, kültürel ve çevresel değerlerine uygun olarak kentsel tasarım projeleriyle yeniden ele alınması düşünülmektedir. Bilindiği gibi hükümet politikalarının içerisinde kalkınma planlarının belli dönemlerde kısa vadeli olarak orta vadeli programları ortaya koymakta. Bu da 2014 ve 2016 programları içerisinde yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre başlığı altında
kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir ve yaşanabilir mekanların oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kalkınma programı ve yıllık programı içerisinde bir takım politika ve tedbirler bulunmaktadır ve bu tedbirlerin içerisinde engelli, yaşlı ve çocukları gözeten engelsiz, güvenli ve ferah mekanların oluşturulması, bununla birlikte kentsel dönüşüm uygulamaları için mekan kalitesinin standartlarını ortaya koyan ve sosyal boyutu uygulama öncelikleri içine alan yaşanabilirlik göstergelerinin ortaya konulması, kent kimliğine özellikle son dönemlerde kentlerin kimliği, şehirlerin kimliği tekrar yeniden ele alınmakta ve bununla ilişkili araştırmaların yapılması ve bu doğrultuda da kentlerin tarihi ve kültürel değer taşıyan kent merkezlerinin canlandırılması için bir takım özgün tasarım projelerinin elde edilmesi beklenmektedir. Ve bunun yanında da kentler yenilenirken güvenliği, enerji verimliliği, ekonomik ve karşılanabilir maliyetlerde konut ve konut alanlarının oluşturulması için tasarım standartlarının geliştirilmesi de hükümetin ve bakanlığımızın temel politikalarından bir tanesidir. Bu genel hükümet politikaları doğrultusunda da bakanlığımızın 2023 vizyonunda, strateji planında temel yaşam alanları olan şehirlerimizin ülkenin gelişimi için insanlarımızın refah düzeyinin arttırılması, küresel rekabet için marka şehirler haline getirilmesi, esasında buradaki marka kelimesi kimlikli kelime. Yani kentlerin özgün değerlerini ortaya koyan kimlikli şehirlerin yaratılması hedeflenmektedir. Ve şehirlerin daha yaşanabilir mekanlara dönüştürülmesi planlanmakta. Sağlıklı, güvenli ve mekan kalitesi yüksek yerleşimleri oluşturmak hedeflenmekte. Ve şehirlerin kimliğinin geliştirilmesi için gerekli kentsel tasarım rehberleri tarzı bir takım araçlar kullanılarak kentlerin kimliğinin geliştirilmesi ortaya konulmaktadır. Belki duymuşsunuzdur, bilmiyorum ama 2010 yılında kentsel gelişme strateji belgesi hazırlandı. Yani bunun açılımı bütünleşik kentsel gelişme strateji ve eylem planı. 2010 yılında hükümet tarafından onaylanarak artık Türkiye'nin kentleşmeye, planlamaya ve tasarıma ilişkin bir eylem planı ortaya kondu. Bu eylem planı çeşitli kamu kurum ve kuruluşların katılımı, akademisyenlerin katılımı ve serbest çalışan ilgili meslek disiplinlerindeki kişilerin katılımıyla yaklaşık 2 yıl süren 11 toplantıda belirlendi ve bunların içerisinde 100 tane eylem belirlenerek Türkiye'nin kentleşmesine ilişkin bir yol haritası ortaya konuldu. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluşması da bu eylemlerin ilki olan, birinci eylem olan kurumsal durumun, kurumsal yapılanmanın yeniden ele alınmasıydı ve bu eylem doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu. Bu şeye baktığımız zaman KentGES, kısaca KentGES dediğimiz strateji belgesine baktığımız zaman 2023 yılına kadar merkezi ve yerel düzeyde yaşam ve mekan kalitesini arttırmaya yönelik olarak hazırlanmış şehirleşme ve imar konularında demin dediğim gibi 100 tane temel eylem belirlenmişti. KentGES'in temel hedeflerinden bir tanesi nitelikli bir yaşam ve mekanın sağlanmasıdır. Ve bunun için de kentsel tasarımın bu amaca ulaşmak için en önemli araçlar olarak ortaya koymuştu. Ve bunların ilkelerinden bir tanesi de mekan kalitesinin yükseltilmesidir. Ülke ve bölge dengeleri içerisinde kentsel standartlar kullanılarak tutarlı ve kimlikli, anlamlı yaşam mekanları, kentler yaratılması önemlidir. Kentlerin barınma ve konut hakkında bir sosyal hak olarak planlanarak, anlayışıyla planlanması ve tasarlanması ilki olarak belirlenmiştir. Özellikle ülkemizin doğal ve kültürel değerlerinin korunarak sürdürülebilmesi için bir takım eylemler ortaya koymuştur. Ve bunların en önemlilerinden bir tanesi de kentlilik bilinci ve sürdürülebilirlik ve bunlarla birlikte bir takım sosyal donatıların da kentlinin yaşam ortamına sunulabilmesi, kültürel ve sosyal donanımın da sağlanması hedeflenmişti. Ve gelişmeye açıklık, seçenekler ve özgürlükler sunan bir eylemler bütünü ilkeleri belirlenmişti. Bununla birlikte kültür ve bilgi
akımının sağlanması da temel olarak, ilki olarak belirlenmişti. Zaten kentlerimizin ve kentsel yaşamın en önemli unsurlarından bir tanesi de kentte yaşamaktan memnuniyet, konfor ve güvenlik kavramlarını da özellikle bu kentçesi eyleminde ortaya koymuştu. Ve kentliler arasında iletişimin sağlanabileceği bir takım açık alanlar, kapalı alanların düzenlenmesiyle de ilgili bir takım politikalar ortaya koymuştu. Kentçes Eylem Kitabı'na baktığımız zaman, bu eylem kitabının tasarımla ilgili sorunsalına ele aldığımız zaman, kentsel mekanın biçimlenmesinde bir süreç yönetimi olarak algılanmaması, mekanın farklı niteliklerine yönelik farklı tasarım ilkelerinin üretilememesinden dolayı bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Bununla birlikte mekanın farklı tasarım ilkeleriyle daha yaşanabilirliğinin, biçimlenmesinin nasıl sağlanabileceği üzerinde ortaya konulan bir takım süreçler vardı. Ve tasarım rehberlerinin geliştirilmesiyle ilgili önemli bir beklenti, bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kentsel tasarım kılavuzları konusunda bilgi eksikliği, ilgisizliği nedeniyle de bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kent parçalarına yönelik strateji ve tasarım yoksunluğunu da bu kentlerin yaşam alanlarımızda olumsuzluğunu ortaya koyan en önemli noktalardan bir tanesidir. Kentçes eyleminin temel hedeflerinden bir tanesi kent kimliğini korumak ve geliştirmek ve bunun içinde yapılması düşünülen eylemlerden bir tanesi de kent kimliğine ilişkin araştırmalar yapılması ve bu kimliğe yönelik özgün tasarım rehberlerinin hazırlanması. Bununla ilişkin bakanlığımız 2015 yılında Kalkınma Bakanlığı'yla bir proje teklifiyle kentsel tasarım rehberlerine ilişkin bir usul ve esasların belirleneceği ve mevzuata dönüşecek bir çalışmayı yürütmektedir. Bir sonraki eylemde kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması olarak bunu ilgili belediyelerle birlikte yapılması söz konusudur. Yine aynı şekilde bilindiği gibi ülkemizde sadece planlamaya dayalı olarak bir takım mekansal üretimin, mekansal biçimlenmenin etkin olduğu bilinmekte. Bunun için akademinin de daha önceden bu kentsel tasarım konusuyla ilgili çalışmaları doğrultusunda ARGE çalışmaları yapılarak mekansal planlama ve kentsel tasarım konularında el kitaplarının hazırlanması önemlidir. Çünkü ülkemizde birçok alanda kentsel tasarım projeleri elde edilmekte, ancak bunların nasıl elde edileceğine ilişkin herhangi bir standart bir form bulunmamaktadır. Bir kılavuzluk yapacak bir rehber bulunmamaktadır. Ve kentlerimizin en önemli noktalarından bir tanesi de nitelikli kentsel tasarım plan ve projelerin elde edilme yöntemlerinin daha hala belli standartlarda geliştirilemediği ve bununla ilişkin de birçok çalışmalar yapılmaktadır. Bu tüm temel politikalar, strateji belgeleri, kalkınma planlarına baktığımız zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eskiden olduğu gibi, 160 yıllık bir gelenekte olduğu gibi kentleşme ve imar politikasına ilişkin bir takım yeni ve önemli işlevler yürütmektedir. Ve özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm bağlamında da bu etkinliği ortaya çıkmaktadır. Bakanlığın temel olarak kontrollü kentleşmeyi teşvik edecek bir takım mevzuat altyapısıdır. Bir takım standartların oluşturulması ile ilgili görevleri bulunmaktadır. Ve kentlerin bilindiği gibi kentlerimizde biraz çarpık yapılaşmaların etkisiyle bir takım yerlerde dönüşüm projeleri, yenileme projelerinin gerçekleştirilmesi gerektiği ve bunları yaparken de mutlaka kentlerin kimliğini, estetiğini, mekansal kalitesini, kültürel değerlerini, çevresel duyarlılığını üst seviyeye çıkartmak için kentsel tasarım projelerinin de kentsel tasarım projeleriyle birlikte ele alınması gerekmektedir. Ve bu bağlamda da kentlerimizde yaşanan sorunların çözümünde önemli bir aşama kaydedileceği düşünülmektedir. Kentsel tasarım kavramı özellikle kentsel dönüşüm, yani halk arasında kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanunla birlikte ortaya çıkmıştı. Kentsel dönüşümü kısaca şöyle tanımlayabiliriz: tarihi ve kültürel mirasın ve doğal çevrenin korunması, zarar azaltma, risk yönetimi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve benzeri ilkeler çerçevesinde kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gereken bir konu olarak değerlendirebilir.
Kentsel dönüşümün de temel amaç kentsel sorunlara çözüm getiren kapsamlı ve bütüncül vizyon ve eylemlerin bir birlikteliği olması önemlidir. Bu ülkemizde herhangi bir kentte, herhangi bir bir kent dokusunda gördüğümüz bir alan tamamen yapılarla yoğun olarak yapılmış sokak yapı ilişkisi olan ama bunun yanında bir takım yaşam kalitesini ön planda tutan yeşil alan, sosyal donatı alanları ve diğer bir takım tarihsel bağlamla ilişkili olarak kimlik değerlerinin fazla bulunmadığı bu yoğun yapılaşmış mahallelerde yapı ve yaşam kalitesinin nasıl arttırılabileceği bugünkü daire başkanlığımızın, kentsel tasarım daire başkanlığının temel sorunlarından bir tanesidir ve buna yönelik neler yapılabileceği üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Demin de söylediğim gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararname ile ilgili kentsel tasarım projelerini yapmak ve yaptırmak ve onaylama yetkisi bakanlığımızdadır. Bununla birlikte 14 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'nin mekansal planlarına ilişkin bir yapım yönetmeliği ortaya yönetmeliği yayınlanmıştır resmi gazetede. Bu yönetmelikte de ülkemizde ilk defa kentsel tasarım projesinin ne olabileceğinin üzerinde bir takım açılımlar ortaya koymuştur. Burada bahsedildiği gibi temel olarak kentin yapı, sokak, doku, açık ve yeşil alanların ilişkisi, kentsel mobilyaların detaylarını gösteren, altyapı unsurlarını bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası olarak ele alan, imge, anlam ve kimlik özelliklerini ifade eden, tasarım ilke ve araçlarını içeren uygun ölçekteki proje olarak tanımlanmaktadır. Kentsel tasarımın projelerin hazırlanmasına ilişkin de 10 maddelik 10. bölümde kentsel tasarım projelerine dair esaslar ortaya konmuştur. Burada da bu esaslarda temel olan kavramlar, altı koyu olarak çizilenlerde, işte hedeflerin bütününde ele alınması, projelerin yönlendirilmesi amacıyla master planların yapılabileceği, kentsel tasarım projelerinin değerlendirilmesi için bakanlık bünyesinde ya da belediyeler bünyesinde komisyonların kurulabileceği ve özellikle kentsel tasarım projelerinin imar planlarından da bağımsız olmadan birlikte bütüncül olarak ele alınması gerektiği ve bununla birlikte de ulaşım ve teknik altyapıya ilişkin bir takım tasarımsal düzenlemeleri ortaya koymak hedeflemektedir. Kentsel tasarım projesi bakanlığımızın genel vizyon çerçevesinde koruma, sağlıklaştırma, iyileştirme, yenileme politikalarını içeren, ulaşım ve tasarım fonksiyonlarını ortaya koyan ve bunlara yönelik çekişli çemalarla desteklenen ve bir proje raporuyla birlikte sunulan bir proje olarak ele alınmaktadır. Bununla birlikte kentsel tasarım projeleri belirlenen imar planı kararları doğrusunda arazinin ve yapı düzenlemelerine ilişkin kodlandırmaların, yönlenme, bahçe mesafeleri, kütleler arası mesafeler gibi kütle düzenlemeleri, işlerlerin yatay ve düşey dağılımlarının belirlenmesi gibi temel politikaların ortaya konması da hedeflenmektedir. Burada önemli olan kentsel tasarım projesinin bağımsız, parçacıl bir proje olmadığını, mekansal planlama sistemi içerisinde işte üst ölçekli, çevre düzeni planları, nazım imar planları ve kentsel uygulama imar planlarıyla bir bütün olarak hazırlanması gerektiğini unutulmaması gereken bir noktadır. Ve kentsel tasarım projesine ilişkin de bakanlığımız çeşitli yönergeler ve çeşitli kılavuzlar hazırlama aşamasında çalışmalarına devam etmektedir. Demin anlattığım bütün bu sistem içerisinde imar mevzuatı çerçevesinde kentsel tasarımın yeri çevre düzeni planlarının altında bulunan nazım plan ve uygulama imar planlarının sonrasında kentsel tasarım yani arsa ve arazi düzenlemelerin öncesinde mekanın üçüncü boyutta algılanması ve kentli tarafından algılanabilmesi, yatırımcı tarafından algılanabilmesi için bir proje olarak ortaya çıkmaktadır. Demin de bahsettiğim gibi 6306 sayılı kanun yani halk arasında kentsel dönüşüm kanununun temel amacı sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerini oluşturmak, iyileştirme, yenilemeye dair usul ve esasları belirleyen bir kanundur.
Bu kanunun ilgili yönetmeliğinde de bir takım tanımlar bulunmaktadır. Yani uygulama alanı kavramı burada rezerv yapı alanı, riksi alan ve yapıyı uygulama alanı olarak belirlemekte ve bu alanlar içerisinde yapılacak bir takım planlama ve tasarım çalışmalarında mutlaka yapı ve yaşam kalitesi riksinin azaltılması ve bu alanlarda afet risklerinin azaltılmasına yönelik fiziksel çevrenin iyileştirilmesi, korunması, geliştirilmesi, sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, enerji verimliliği ve iklim duyarlılığı ve yaşam kalitesine ilişkin bir takım beklentiler, hedefler, politikalar sunmaktadır. Demin de bahsettiğim gibi uygulama alanı içerisindeki her türlü ölçekteki planı yapmaya, yaptırma ve onaylamaya yetkili olarak bakanlıktır. Bakanlık bu alanlarda bir takım alanın özgün özellikleri de dikkate alarak özel standartlar oluşturmaya ve bunları kentsel tasarım projeleri planlarla birlikte yapmaya hedeflemektedir. Bakanlığımızın kentsel tasarım projeleriyle ilgili incelemelerinde mutlaka meri planlar yani mevcutteki planlama alanı ve yakın çevresini ilgilendiren noktalardaki mevcut plan kararlarını, mevcut durumu gösteren bilgi ve belgeler, ilgili kurum ve kuruluş görüşleriyle birlikte gelen planlar ve kentsel tasarım projeleri bu kapsamda incelenmektedir. Bu alanlarda planın ölçeğine ve ihtiyaç analizine göre bakanlık planlarda bulunması gereken esasları ve yapılacak tespit ve araştırma inceleme konularını belirler. Buna ilişkin de bir takım yönergeler tarzında çalışmalar bakanlıkça yürütülmektedir. Çünkü bu çalışmalar ilerledikçe bakanlığın da bazı konularda bilgi ve deneyimi biraz daha artıyor ve ortaya çıkan sorunları çözmek ve bir takım aksaklığı düzeltmek için bir takım düzenlemeleri ortaya koyuyor. Bakanlık çalışmalarında mutlaka kentin bütününe ve çevresine etkilerini, uyumunu, ulaşım sistemiyle bütünleşmesini, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanmasını, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususlarını dikkate alarak bir takım tasarım ve planlama çalışmaları yapmaktadır. Ve bu planlama çalışmalarını yaparken mutlaka ilgili idarenin de yani bu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ya da başka bir kurum olabilir onların görüşlerini almaktadır. Özellikle 2863 sayılı yani Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin bir takım alanlardaki tarihsel anlamları olan yapıları, mekanların korunması için mutlaka bunların statüsünü de gözeterek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tabiat Varlıkları zaten bakanlığımızın bünyesinde komisyonları ve kültür varlıkları, tabiat varlıkları komisyonlarının da görüşleri dikkate alarak yapılmaktadır. Ve bakanlığımızca yürütülen bir takım çalışmalarda demin de bahsettiğim gibi kentsel tasarımın biraz daha üst ölçekte kentte bütünleşmesine ilişkin bir takım dönüşüm eylem planı ya da master planı diyebileceğimiz kentin büyüme ve nüfus tahminlerini, doğal ve tarihi varlıklarına ilişkin değerlendirmelerini, nüfus artışlarını veya değişimlerini, kent ve bölgedeki mevcut ve önerilerin altyapı durumunu, kent bütünündeki bir takım bölge bütünündeki imar değerlerine ilişkin yorumları, planlama hedefleri ve tasarım standartlarını dikkate alarak bir dönüşüm eylem planı ile ilgili çalışmalar da yürütülmektedir. İşte Gazi Osman Paşa'da dönüşüm master planı ile ilgili çalışmalar yürütülmekte. Birkaç ilçe belediyesinde de İstanbul özelinde buna benzer çalışmalar için işbirlikleri devam etmektedir. Bu çalışmalarda temel amaç bütüncül bir planlama yaklaşımı ile kent bütününe ve çevresine uyum, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kent bütününde ulaşım sisteminin bütünlüğü, kentsel kimlik ve yaşanabilirlik konularında bir takım ilkeleri hedef olarak seçmekte ve dönüşüm eylem planında da mutlaka bu alanların sınırlarının neler olabileceğini ortaya koymaktadır. Çünkü şu anda parçacıl olarak ilan edilen dönüşüm alanlarında ciddi anlamda yaşam ve yapı kalitesiyle ilgili sıkıntılar yaşanmakta ve bunu da kent bütünü içerisinde değerlendirmekte önemlidir. İşte kentsel tasarım ve imar planları ilişkisinde yapılaşmayı belirleyen taban alanı kat sayısı, kat alanı kat sayısı, emsal gibi değerlerin, yükseklik, tüliyet gibi değerlerin,
konut kentsel mekan tipolojilerinin, kent kimliği, kamusal mekan anlamlarının, yaşanabilirlik, ekolojik çevre gibi bir takım standartların ortaya konması gerekmektedir. Demin de bahsettiğim gibi Kalkınma Bakanlığı ile birlikte kentlerin kimliğin geliştirmesine yönelik kentsel tasarım rehberlerinin ilkelerine ilişkin bir proje hazırlığımız devam etmektedir. Kentsel tasarım genel olarak baktığımız zaman kentsel yerleşmelerin bütünündeki politikaları kentsel kimlikle, dokuyla, tarihsel bağlamla, yerle uyumlu, kısaca kentsel planlamanın devamlılığı ve ilişkisi içerisinde kent kimliğini, kentsel yaşam kalitesini arttırıcı eylem planları olarak tanımlanabilir. Tüm bu çerçeve içerisinde kentsel tasarım daire başkanlığı olarak bir takım çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar imar planlarının kentsel tasarımdan yola çıkılarak elde edilmesinin temel varsayımı üzerine kurgulanmıştır. Bu kapsamda şehirlerin marka değerini arttıracak ve gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarını ortaya konması, işte gecekondu alanları, dönüşüm alanları ile ilgili bölgelerde master plan veya kentsel tasarım projelerinin bakanlığımızca onaylanması, hazırlanması ve yürütülmesini içermektedir. Bildiğiniz gibi şehirlerimizde bir takım sorunlar ortaya çıkmakta ve bu sorunların çözümünde de kentsel tasarım projeleriyle tabiat, kültür ve tarih değerlerin korunarak sürdürülebilir, yaşam kalitesi, estetik ve görsel değeri yüksek kimlikli kentlerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda özellikle bakanlığımızın en önemli çalışmalarından bir tanesi de pistet yolları ile ilgili. Bu yollara ilişkinde bir takım belediyelere gerekli finansal destekler sağlanmaktadır. Projelerde en bilinen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi. Bu Uluslararası Finans Merkezi de kentsel tasarım projesiyle birlikte kentsel tasarım rehberleri doğrusunda her bir parselin belli yapılaşma ve cephe ilişkileri, yüksekliklerle ilgili ve kamusal mekan oluşturmaya yönelik ortaya konulmuş bir rehber doğrusunda hazırlanmış ve çalışmaları yaklaşık 4 yıldır devam eden, şu anda da altyapısı ile ilgili çalışmaları yürütülen bir kısımdadır. Bir diğer önemli proje de Diyarbakır Dicle Vadisi ile ilgili rekreasyon alanı projesi. Bu tamamen Diyarbakır kentlisinin kullanabileceği rekreasyon, yani yeşil alanlar, yürüyüş alanları, buradaki tabiatın korunması ile ilgili, sulak alanın korunması ile ilgili, işte Dicle Vadisi, kaplumbağaların korunmasına ilişkin master plan ve kentsel tasarım projeleriyle bunları oluşturulması. Tabii burada altını çizmekte önemli bir nokta daha var. Diyarbakır Dicle Vadisi projesi, Diyarbakır Belediyesi'nde hazırlanan Diyarbakır Kalesi ve Evsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı UNESCO dosyasıyla birlikte hazırlanmaktadır. Yani buradaki master plan ve kentsel tasarım ilkeleri, kararları, politikaları UNESCO'nun belirlediği kriterler doğrusunda projeyle devamlı revize edilmektedir. Bu da kentsel dönüşümüne ilişkin Sultan Gazi, İstanbul'da Sultan Gazi Mahallesi'ne ilişkin bir dönüşme. Bununla da ilgili kentsel dönüşüm işi biraz farklı süreçlerin, farklı aktörlerin bir arada olduğu için biraz uzun süren bir işlem. Bu da yaklaşık bir yıldır devam eden bir proje. Çünkü buradaki hak sahipleriyle uzlaşılması, buradaki bir takım beklentiler, talepler, işte kamusal yarar, bir takım ilkelerin de birlikte ele alındığı zaman bu süreç uzamakta. Ama sonuçta belli temel bir sistemimiz, kentlerin özgün tarihi ve kimliğini ortaya koyabilecek bir takım projelerin elde edilmesi. Bu da Yıldırım, Bursa Belediyesi'nin Yıldırım ilçesindeki bir kentsel dönüşüm alanı. Bu kentsel dönüşüm alanı Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından bir tanesidir. 500 hektarlık bir alandı. İkincisi de İzmir'de 510 hektarlık bir alan. Bu alanlarda da bütüncül, kent bütünüyle ilişkili kentin kimlik değerlerini ön plana çıkartan unsurlar ortaya konmakta. Bu da Esenler Havaalanı Mahallesi ile ilgili. Bu da ülkemizde ilk
ilan edilen kentsel dönüşüm alanı ve bununla ilgili de proje çalışmaları tamamlanmış bulunmakta, uygulamalar devam etmektedir. Demin de bahsettiğim gibi Gazi Osman Paşa'nın master planı doğrultusunda elde edilmeye çalışılan bir kentsel dönüşüm projesi ortaya koymaktadır. Bakanlığımızın özellikle son dönemde Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili master plan ve kentsel tasarım proje çalışması var. Bununla ilişkili 4 tane çalıştay yapıldı. Bu çalıştayda üniversitelerin tüm Türkiye'deki tasarım fakültelerinin hocalarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle, serbest meslekteki deneyimli kişilerle konuşularak projeyle ilişkin görüş ve öneriler alındı ve bakanlığın bu alanla ilgili yapabileceği çalışmalara ilişkin yol haritası çıkartılmaya düşünüldü. Belki bu alan 2015 yılında bir ulusal düzeyde bir kentsel tasarım yarışması olarak tüm Türkiye'nin kamuoyu gündeminde tartışılacak önemli bir projelerden bir tanesi. Çünkü burası Cumhuriyet'in simgelerinden, Atatürk'ün simgelerinden ve o milli mücadelenin yansıması olarak tüm ülkenin bir uzlaşabileceği bir projeyle belki hayata geçirme şansı olacak bir yer. Biraz hızlı anlattım. Bu arada çay arası bazı çay içmeler ve beni burada çay içerek dinlediğin için hepinize teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir soru varsa buyurun. Öncelikle merhabalar. Sayın Başkanım, bir sorum olacak size. Şudur, bu kentsel dönüşüm 6306 sayılı kanun kapsamında oldukça iyi olarak görünüyor kağıt üstünde tabii ki. Önemli olan da burada insanların hayatları, gerçekten güzel bir kanun. Ancak sormak istediğim şu, bu kanunun uygulanmasında ne kadar gerçekçi olabiliyoruz? Detay soru olarak da şöyle açayım ben. Kanun maddesinde der ki, bu çürük binaların raporları idarece kabul edilir. İdare de burada işte büyük şehirlerde belediyeler olarak, ilçe belediyeleri olarak geçer. İlçe belediyeleri bu raporu almakta imtina ediyorlar. Kabul etmiyorlar bu raporu. Böyle bir birimimiz var. Ancak biz bunu alamayız diyor. Bakanlık da bunu kabul etmiyor. Yetkilendirmeyi belediyelere verdiği için. Ve bu konuda bir tıkanma oluyor. İşlerin süreci açısından. Hani çürük bir binamız var, raporumuz çürük geliyor, bu binada oturulamaz raporu alınıyor. Ancak biz bunu idareye veremiyoruz, idare bunu kabul etmiyor. Bunun denetiminde bakanlık olarak belediyeler üzerinde bir etkiniz var mıdır ya da bu konulardan bilginiz var mıdır? Kaldı ki bu kanun kapsamında işte birçok harçlardan da muaf kabul ediliyor. Birçok işte özellikle belediyelere verilen ruhsat harçları bundan muaf. Ancak belediyeler bunları da alıyorlar. Bu konuda hakkınızda bilginiz var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yaklaşık 3 genel müdürlükten oluşuyordu. Şu andaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 8 genel müdürlükten oluşuyor. Bunlardan bir tanesi mekansal planlama. Yani benim kentsel tasarım dairesi mekansal planlamanın bir parçası. Burada planlama ve kentsel tasarıma ilişkin çalışmalar yürütülmekte. İkinci önemli genel müdürlükte sizin de bahsettiğiniz gibi altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürlüğü. Bu 6306 sayılı kanunun tüm işlerini yürütmek onların sorumluluğunda. Sadece bize o bölgelerdeki imar planları ve kentsel tasarım projeleri bizim mekansal planlama genel müdürlüğüne gelmekte. Tabii ki dediğiniz sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü yaklaşık 2011 yılından beri başlayan, hatta bir slide'da geçmedim ama 25 Ağustos 2011 yılında biz tüm valiliklere kentsel dönüşümle ilgili bir yazı yazdık. Bu alanların tespitine ilişkin. Ondan sonra zaten 2012 ve 2013 yıllarında 6306 sayılı kanuna ilişkin yönetmelikler, kanunda bazı maddelerin değiştirilmesi, yönetmeliklerin değiştirilmesi söz konusu oldu.
Ve devamlı bu süreç devam etmektedir. Yani takdir edersiniz ki tamamen bitmiş bir süreç değil. Yaşanan deneyimler ve sorunlardan yola çıkarak yeni bir düzenlemeleri de içeren bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Eğer siz buna ilişkin sorunlarınızı genel müdürlüğe iletebilirseniz, onlar bu şekilde bir takım düzenlemeler yapmaktadır. Çünkü gittiği anlamda bazı yerlerde özellikle ak sahipliliği ile ilgili işte bir takım hızlı getirilen süreçlerle yaşanan halkın, ak sahiplerin yaşadığı bir takım sorunların biraz daha durdurulması için hani onların yanında bir takım ledde düzeltmeler yapılmaya başlanıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar var ama tabii bu sorunların da mutlaka genel müdürlüğe iletilmesi lazım ki o yönde bir çalışmalar yapabilirsinler. Herhalde başka soru yok. Süremizi de açtık. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar. İyi günler.